kere içinde bulunduğumuz durumla ilgili söyleyeyim. 16. sırada başladık haftaya. Tabii bu sıralamayı yukarı çekmek için çok istediğimiz, kazanmayı çok arzuladığımız bir karşılaşmaydı. Ama Kasımpaşa'nın tabii maç boyunca olan oyun disiplini, belki de ligde geçişlerde bıraktığı alan adına en dar alanda oynadığı maçta 31 tane orta yapmışız. Ortaları tabii nasıl kullandığımız çok önemli. Ceza sahası içinden 8 tane şut pozisyonu yakalayıp sonuç alamamak bizim adımıza üzücü. Ama şöyle bir tabloyu gördüm. Göztepe'de hiç yani bu tutkulu taraftarın bir kere inanılmaz yani her zaman takımının yanında ve takımını ileriye taşıyan oyun anlamında da fark yaratmasını sağlayacak şekilde olan taraftarımız her zaman destekliyor. Hepsine çok teşekkür ederiz. Bu devamlılığı sağlaması lazım. Çünkü şuna inanmaları lazım. Lig sonunda Göztepe Süper Lig'e devam eden bir takım olacak. Bu konuda çok iddialıyım. Emin olun lig sonu burada bu röportajı yaptığımızda Ankara Gücü maçıyla birlikte Süper Lig'de gelecek sezonun planlarını yapacağız. Neler yapacağımızla ilgili zaten analizlerimizi yaptık. Takımımızla ilgili yapmıştık. Bu oyunda aslında onun bir karşılığıydı. Fakat sonuç almak istedik. İlk yarı girdiğimiz pozisyon direkten dönen top. Yani kenarlara oyunu taşımamız. Topu kaybettiğimiz bölgelerde özellikle Kasımpaşa'nın hemen hızlı atak ve kontra ataklarda ligde en fazla gol bulan takım olduğunu düşünürsek onlar da gol yemeden ya da o atakları daha ikinci bölgede keserek atak sürekliliği sağlamamız aslında bu kadar hem orta hem hücum bölgesinde yer almamızı hem de topla daha fazla %57 gibi bir oranla oynamamızı sağladı. Ama bu konuşmalardan ziyade bu maçı kazanan bir Göztepe olarak burada olmak isterdik. Bunu gerçekleştiremedik. Üzücü yanı bu. Çünkü bu bölgeden bir an önce çıkmak hepimizin arzusu. Ama söylediğim gibi hiç kimse endişe etmesin. Ligin son maçında Göztepe Süper Lig'e devam eden bir Göztepe olacak.